Saygıya gelince, saygının en büyük özelliği, bakın, hukuklu olmasıdır. Yani, önce bir tarifini yapayım. Karşınızdaki size, kim olursa olsun, nasıl davranırsa davransın, ona karşı takınılan insanca ve Müslümanca tavırdır saygı. Bak, karşımdaki bana ne yaparsa yapsın, bağırıyor, çağırıyor, bana ama, şeye değil, kamusal alana değil, özelime, bana, işte sen hainsin, sen şusun, sen busun diyor. Ona karşı benim insan ve Müslümanca tavır sergilemem. Hocam, güzel de bu ne? Yani o insanca tavır ne? Derseniz, ben susuyorum, nasları konuşturuyorum. Bir, lütfen beni dinleyen izleyicilerim, bak ben sustum. Naslar konuşuyor. Sana iyilik yapana, sana kötülük yapana iyilik yapacaksın. Fussilat 34. Buna bağlı Tekabun 14. Buna bağlı Lokman 19. Buna bağlı Araf 199. Buna bağlı Mü'min 96. Buna bağlı Furkan 63. Buna bağlı Kasas 55. Kaç ayet etti? 6-7 tane ayet bana diyor ki, sana kötülük yapana iyilik yapma erdemliliğini göster, uzun vade alabilir, aktif sabır gerekir ve tedavi edersin bu adamı diyor. Biz ne yapıyoruz? Ortalığı yıkıyoruz. Sadece bakın, sadece eşim bana bağırmış, çağırmış, şu etmiş, bu etmiş. Hayır. Yapacağımı Rabbim söyledi bana. Hocam ne oluyor yapınca? Yapanlar görür ne olduğunu. Niye hocam? Çünkü hanımların his patlamasında kalkıyor. Bütün konuşmalar hukuki değerden yoksundur. İtibar alınmaz. İşine bak. Ona iyilik yap. Ona iyilik yap. Erkek bağırır çağırır. Testosteron yükselmiştir. Saldırı var karşısında. Ona kötü davranma kızım. O biraz sonra geçer. Özür dilerim. Ama sen orada sakin ol. Bunlar stratejidir. Ama strateji belirten şey naslardır, hadis ve ayetlerdir. Evet. Onu söylüyorum. Bakın yetmedi. Bakın güzel konuşmayla ilgili ben yaklaşık 7-8 tane ayet çıkarttım. Rabbim bana kelamın en güzelini söyledi. Tatlı konuş diyor. Adam firavunsa Allah'ım diye bağırıyorsa karşında. Ne olur kulum. Gavlen leyinen tatlı konuş diyor ya. Kocana tatlı konuş, çocuğuna tatlı konuş. Yok. Dolayısıyla adımız Müslüman, sorun yok. Fakat hareketler deistçe, hareketler deistçe. Allah karışmasın benim işime. Haşa, çok tehlikeli düşünceler var. Bunu düzeltmek zorundayız. Bu dediklerimi yapın evde. Eğer sizin evde düzelme olmuyorsa uzun vadede, o zaman çok ciddi patolojik doktorluk hadiseler vardır. Evet hocam. Bu bölümü kapatırken Nebi'den ölçü vereceğim. Lütfen bak, güzel söz sadaka diyor. Ve şu dörtlüğü herkes evinde uygulasın. Gelmeyene git ümmetim. Vermeyene sen ver ümmetim. Sana zulmedeni sen affet, erdemli ol ümmetim. Ve sana bağırıp çağırana, bu karakter sergisine aynı karakterle cevap verme diyen ayet Nisa, İsra 84. Ben Nebi'nin hadisidir. Evet. Yani evet. Bu ayet ve hadis-i şerifleri dinlerken, okurken yani benim yaşım veyahut da benden üstteki yaştakiler genelde dışarı bakıyoruz ama bunu başta evde uygulamamız lazım. Zaten evde fıtri hali. Ya, davranışlarda istiyiz diyor. Rabbimiz bize karışmasın diyor. Bizim içimiz, yani bizim kendi putumuz var, nefsimiz var, şeytanımız var diyor. Hafazan Allah. Allah bizi korusun. Başta evde uyguladığımız zaman dışarı fıtri yansıyor zaten. Hocam çok sorulan soruyu ben size de sormak istiyorum ve kısaca da cevabınızı almak istiyorum. Sevgi mi daha önemlidir, saygı mı önemlidir? İkisinin yeri ayrıdır. Sevgi hukuk doğur, saygı hukuk doğuracağı için saygısız yapamazsınız. Kayınvalideyi sevmem. Kayınpederi sevmem. Fakat bir defa saygısız yapamam. Bak konum ayrı. Hı hı. Beni sevmeyebilir kayınpederim. Ama bana saygısız yapmaz, hakaret edemez. İğneli konuşamaz, değersizleştiremez,
tenkit edemez. Bak kriterleri koyuyorsa bu. Aynı şekilde sahada kayınvalide, kayınpeder eşler arası değil bu, bu ölçü. Bütün insanlar özelde Müslümanlar arası münasebetlerin getirdiği bir davranış şeyi bu. Ben bitirirken bir şey söyleyeceğim. Buyurun. İzin verirse. Buyurun hocam. Sosyal davranışlarında özür, tövbe etmek demektir. Eğer eşiniz sizden özür dilemişse o bitti. Onu bir daha getirme. Bana gelen danışmanlarım, ben test gönderiyorum insanlara. Testte yazdığım cümleyi söyleyeyim mi? Aşağıdaki soruları mazi değil, devam edeni yazın diyorum. Neden? Adam yapmış bundan 10 sene önce bir pislik. Tövbe etmiş yahut kadın yapmış bir arıza, tövbe etmiş hala onu konuşuyor. Sen az yapmadın, sen şunu yapmadın. Ya kardeşim, ellerini kaldırarak sen Allah'a ne diyorsun? Kurban olan beni affet demiyor musun? Diyorsun. Evet. Peki affetmesin. Sana gelince ne diyor? Ne biçim vicdan bu? Eşin özür dilemiş. Ama hocam yine yaptı. Sen yapmıyor musun? Sen Rabbine karşı yapmıyor musun? Yapıyoruz. Aynı mantık ya.